İstanbul Kadıköy'de eşsiz lezzetiyle damaklarımızı taht kuran makarna ve pizza, buram buram kokusuyla bizi başka diyarlara götüren kahvenin birleştiği bir işletmeyi getiriyoruz ekranlarınıza. İşletme sahibi Nuri Yıldırım'ı tanıyor ve kuruluş öyküsünü dinliyoruz kendisinden. Ben Nuri Yıldırım, İzmir Bergama doğumluyum. ODTÜ'de fizik okudum. Sonra uzunca yıllar bilişim sektöründe çalıştım. Yaklaşık 20 yıl kadar. İnsan hariç her şeyi akıllandırabileceğimizi öğrenince sektör değiştireyim dedim. Yapımcılık sektörüne girdim. Sırasıyla Babaların Babası ve Müslüm. Müslüm filminin ortak yapımcısıyım aynı zamanda. İlk sahibiyim. Daha sonra ortak yapımcısıyım. Arkasından bu gastro sektöründe de bir marka yaratma kaygım vardı. Ne yapayım derken bir önce kahve markası için bayağı bir kuluçka merkezi yaratmaya çalışıyordum. Sonra baktım tek başına çok cılız kalıyor. Çünkü kahve deyince arkasından çikolata ve diğer saz arkadaşlarını da getirmek gerekiyor. Ama burada biz biraz daha farklı bir şey yapalım dedik. Önce makarna kendimiz üretebiliyoruz. Sonra pizza, sonra tatlı, sonra da kahveyi birlikte sunabileceğimiz bir kuluçka merkezi yarattık. Aslında burası daha sonra franchise'da büyüyecek bir kuluçka merkezindesiniz şu anda. Nuri Yıldırım, en sevilen tatların başında gelen makarna ve pizzanın çölyak hastaları için glutensiz yaparak sosyal sorumluluk projesine katkı sağladıklarını dile getiriyor ve markalaşma yolunda ilerlediklerini diğer ürünleri anlatarak devam ediyor röportajımıza. Şimdi sizin asıl ürettiğiniz ve burada bu tatları severlere ikram ettiğiniz makarna, pizza, tatlı ve kahve. Doğru. Makarnadan başlayalım. Her şeyini siz mi yapıyorsunuz? Evet, türküdeki gibi un var, yağ var, şeker var. Neden helva yapmıyorsun diye soruyor ya türküde. Biz de neden makarna yapmayalım, neden diğer lezzetli ürünleri yapmayalım diye düşündük. Makarnayla başladık. Kendimiz üretiyoruz. Kendimiz sadece normal makarna üretmiyoruz, aynı zamanda glutensiz makarna da üretiyoruz. Pizzayı da aynı şekilde glutensiz yapıyoruz. Dolayısıyla her iki yolda da, her iki ürün gamında da müşterilerimize aynı fiyatta sunuyoruz bunları. Şimdi makarnanın yanında pizza, onun yanında tatlı ve bunların hepsini de kendi orijinal tatlarıyla yaptığımız için, orijinal ürünleriyle yaptığımız için, bir de glutensizini yapabildiğimiz için makarna ve pizzanın hem arzda çok kıymetli bir şey sunduğumuzu, bir sosyal sorumluluk taşıdığımızı da düşünüyoruz bir yandan. Özellikle çölyak hastalarını düşünecek olursak glutensiz tarafında. Hedef kitle diye bakmak yerine hani biz zaten hedef kitleye erişmekte çok sıkıntısı olmayan bir Kadıköy'deyiz. Dolayısıyla yani glutenli ürünlerimizin zaten erişimi kolay. Ama burada eş zamanlı glutensiz ürün yapma fırsatı da doğdu bizim için. Bunu da İşte aynı fiyatlara sunmaktan da keyif alıyoruz doğrusu. Biraz da dediğim gibi sosyal sorumluluk gibi oluyor bu tarafı. Peki makarnanızın özelliği nedir? Makarnamızın özelliği şöyle. Yine bu İtalyan hazırlanış şekliyle bizim ürettiğimiz taze makarnanın farklı farklı sunumları var. Eskiden herkes bir tabağa bir tek makarna yiyordu. Biz burada onu değiştirdik. Mesela combo. Yani siz burada 3 ayrı makarna çeşidini bizim menümüzden seçip yiyebilirsiniz. Combo tabağımız var yan yana. Dolayısıyla karışık tatları birleştirebilirsiniz. Neden makarna ve pizzanın yanında kahve? Bizim aslında iki gruba ayıralım onu. Biz tatlılarımızda çok iddialıyız. Kahve ile tatlı çok birlikte giden bir ürün gamı ama bir yandan da makarna ve pizza da bu lezzetleri özellikle orijininden gelen reçetelerle yaptığımız için hani İtalyan usulü lezzetlerin tamamı oradaki düzenli aralıklarla bize reçeteleri veriliyor. Bunun bir danışmanlığını satın alıyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla iki grupta toplamak gerekir. Yani bir makarna ve pizza grubu, bir de tatlı ve kahve grubu. Ayrılmaz ikilileri birleştirdiniz aslında. Aynen. O da bir toplamda bir komboya dönüşüyor aslına bakarsanız ama benim
Uzun zamandır bir kahve zinciri, kahve markası oluşturmak ve bunu zincir haline getirmek, franchise'da da dağıtmak kaygım vardı. Tek başına çok zayıf buldum öncelikle. Ondan sonra yanına makarna ve pizzayı ekledik. Taze makarna çok kolay erişilmiyor. Hani bunu da burada yapıp sunuyor olmak ayrı bir keyif aslında bakarsanız. Kendiniz de yapabileceğiniz bu ürünleri bizim ustalarımızın elinden çıkıp da tatmanızı tavsiye ediyoruz. Günün en önemli besinlerinden olan kahvaltı da unutulmamış. Ve zengin çeşitleri ve şık sunumuyla menüde yerini alan alternatifler arasında yer almaktadır. Birçok alanda başarılı çalışmalar yapan ve uluslararası bir marka olmayı hedefleyen işletmenin gelecek hedeflerini Nuri Yıldırım'dan öğreniyoruz. Gerek eğitim hayatınızda, gerek iş hayatınızda birçok başarıya imza atmışsınız. Sonra da içinizdeki sanatı keşfedip, sanatın hem diğer yönüyle hem de yeme sanatıyla da ilgilenmek istemişsiniz. Gelecek hedefleriniz neler? Bu başarıyı nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Arte Grano'yu franchise'la hem ülkeye taşıyabiliyorsa da sınır dışına taşımak istiyorum. Çünkü bugün Türkiye'deki uluslararası zincirler nasıl yapıyorsa biz de bunu çok iyi yapacak durumdayız. Bu biraz da hani girişimcilik ve business tarafı. Yani onu iş dünyası daha farklı algılıyor. Bizim ilk derdimiz yaptığımız her şeyi çok iyi yapmak ve hani insanların beğenisine sunduğumuzda oradan geri dönüşlerin pozitif olmasını sağlamak. Sonra bunu reçetelerle yaptığımız ve kişiye göre değiştirmeyeceğimiz için o reçeteleri ülkeye yaygınlaştırdığımızda ya da daha böyle globalize ettiğimizde aynı lezzetleri farklı coğrafyalarda tatma lüksüne erişebilecek diye düşünüyorum. Hem Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hem de dışarıdakiler ama ilk hedefimiz buradaki kuluçka merkezini belli bir olgunluğa eriştirmek. Bu olgunluğun sonrasında artık yayabiliriz noktasına gelince işte onunla ilgili de görüşmelerimiz sürüyor. Franchise mantığıyla önce ülkeye yaygınlaştıracağız inşallah.